Herkese merhaba arkadaşlar, ben Robosan'ın İlge. Bu videomuzda çok etkileyici bir ürünle karşınızdayız. MakeBlock firması sistem eğitimi destekleyici kitler üretmekte. Çok çeşitli robot kitlerinden oluşan bir ürün ailesine sahip. Bu kitleri kullanarak özgün projeler ve farklı robotlar üretebilirsiniz. Kitlesel fonlama platformu olan Kickstarter üzerinde Embot ve Codeybot ürünleriyle başarı elde etmişlerdi. AirBlock ürünleriyle yine çok iyi bir başarı elde ettiler ve ürün ailesine çok güçlü bir isim kazandırdılar. AirBlock, modüler yapısı ve güvenli kullanım sayesinde 2017'de Red Dot tasarım ödülünü kazandı. Bloklu yapısı sayesinde darbe anında kolayca ayrılarak parçaların kırılmasını da engellemekte. Bu özelliği sayesinde ev ve sınıf gibi ortamlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. AirBlock, telefon tablet gibi akıllı cihazlarla kolaylıkla programlanabilmekte. Sürükle bırak programlama yapısı ile çocukların eğlenerek kodlamayı öğrenmesini sağlamakta. AirBlock hem drone hem de hovercraft olarak kullanılabilmekte. Mıknatıslı yapısı sayesinde montaj sırasında tek yapmanız gereken parçaları birbirine yaklaştırmak. İsterseniz hemen AirBlock'un kutusunu açıp içerisinde neler var göz atalım. Kutunun görüntüsü çok şık ve kalitesini belli etmekte. Kutuyu ilk açtığımızda üst kısımda AirBlock'un gövde parçasını ve motorlarını görüyoruz. Parçaları yeniden çıkardıktan sonra kutunun alt kısmında stickerlar, kullanım kılavuzu, pil, şarj aleti, yedek pervaneler, hovercraft gövdesi, pervane ızgaraları ve USB kablosu bulunmakta. Kutu içerisinde kitapçığa bakarak iki modelle yapabilirsiniz. İlk olarak drone modelinden başlayalım. Motor modüllerini gövde üzerine doğru yerlere takmamız gerekiyor. Yanlış taktığımız takdirde mıknatıslı yapısından dolayı parça yerine oturmayacaktır. Motor sıraları bir kırmızı bir siyah olacak şekilde ilerlemekte. Sıra geldi pili takmaya. Kutu içerisinden çıkan pili kendi aparatıyla şarj etmemiz gerekmekte. 5 volt kaynağı için bilgisayar, powerbank ve USB çıkışı adaptörü kullanabilirsiniz. Pili ana gövde üzerine yere takalım. Pil montajından sonra drone çalışmaya başlayacaktır. Drone'u kontrol etmek için hem iOS hem de Android cihazlarda bulunan MakeBlock isimli uygulamayı indirelim. Bu uygulama ile tüm MakeBlock ürünlerini kontrol edebilirsiniz. AirBlock çalışır durumdayken uygulamayı açalım. Uygulama açıldığında Bluetooth açık değilse uygulama otomatik olarak açmak için izin isteyecektir. Bluetooth açıldıktan sonra bağlantının kurulabilmesi için akıllı telefonumuzu veya tabletimizi AirBlock'a yaklaştırmamız gerekiyor. Bağlantı kısa sürede tamamlandı. Artık drone'u uçurabiliriz. Uygulamayı açtığımızda yukarıda bir tane power butonu görüyoruz. Power butonuna bastığımızda drone'umuz aktif olacaktır. Kontrol ekranında sağ taraftaki joystick sağa sola ve ileri geri yönlerini ayarlamak için kullanılıyor. Sol taraftaki joystick ise yukarı aşağı ve kendi ekseni etrafındaki dönüş hareketlerini kontrol etmekte. Drone'a müdahale etmeden kendi kendine yapabileceği hareketler de şurada bulunmakta. Yuvarlak simgeye bastığınızda drone kendi etrafına takla atmakta. Titreme butonuna bastığınızda da drone kendi ekseninde titreme hareketi yapmakta. Şuradaki daire hareketine bastığınızda ise drone belli bir çapta daire çizerek havada hareket etmekte. Eğer drone'u indirmek isterseniz şuradaki iniş butonuna basabilirsiniz. Drone otomatik olarak yere inecektir. Eğer drone'un pervanelerini durdurmak isterseniz tekrardan power butonuna basabilirsiniz. Drone modelini kolayca parçaladıktan sonra hovercraft yapımına geçebiliriz. Bu model için kutunun içerisinden çıkan büyük gövdeyi de kullanacağız. Hovercraft modunda kullanırken pervane bloklarının önüne ve arkasına kutu içerisinden çıkan ızgaraları takmamız gerekiyor. Bloğun üst ve alt kısmına gelen ızgaralar arasında fark bulunmakta. Motor boşluğu bulunan ızgarayı alt kısma takmamız gerekli. Diğer ızgara da motorun üst kısmına gelecek. 4 motor bloğu için aynı işlemi yapalım. 2 motor için ise sadece üst ızgaraları takacağız. Motorlar hazır. Ana kontrol bloğunun kırmızı pervane modüllerinden bir tanesini takıyoruz. İlk taktığımız modül kontrol bloğunun ön kısmına gelecek. Arka tarafına da siyah pervaneli bloğu takalım. Bu kısma kadar montajını yaptığımız blokları büyük gövde üzerine takalım. Hemen kullanacaksanız büyük gövdeyi yerleştirmeden önce pil takabilirsiniz. Hovercraft'ın arka kısmı bize bakacak şekilde yerleştirelim. Sağ ön ve sol ön kısma siyah pervaneli bloklar gelecek şekilde, sağ arka ve sol arka kısımları ise kırmızı pervaneli bloklar gelecek şekilde montajını tamamlayalım. Telefon bağlantısını aynı drone modelindeki gibi yapabilirsiniz. Uygulamaya girdiğinizde ise hovercraft'ı karada mı yoksa suda mı kullanacağınıza göre land mode veya water mode arasında seçim yapmanız gerekiyor. Joystickler yardımıyla aracı kontrol edebilirsiniz. Yukarıda bulunan iki adet fonksiyon butonu ile de hareket ettirebilirsiniz. Hovercraft düzgün her yüzeyde gidebilmektedir. Dilerseniz suda da kullanabilirsiniz. Kutu içerisinden çıkan stickerları hem drone hem de hovercraft üzerine yapıştırarak hem daha şık bir görüntü kazandırabilir hem de ön arka ayrımını çok daha rahat yapabilirsiniz. AirBlock'u hem drone hem de hovercraft modunda manuel kullanabildiğiniz gibi kod yazarak da kullanabilirsiniz. Kontrol arayüzünden kod kısmına girerek kodlamaya başlayabilirsiniz.
Scratch programlama yapısıyla programlandığından kolay ve hızlı bir şekilde projelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Drone ve hovercraft modelleri dışında farklı parçaları bir araya getirerek de özgün projeler geliştirebilirsiniz. Ürünün hem kalitesi hem de kullanılabilirliği ön planda. Kodlama eğitimlerini ve proje geliştirmek için kullanılabilecek ideal kitlerden bir tanesi. Kırılmayan ve güvenli yapısı sayesinde de sınıf ortamları için çok uygun. Airblock ürünü incelerken ofiste çok keyif aldık. Ben de dahil olmak üzere tüm ekip arkadaşlarım bu kiti çok beğendi. Bu ara elimizden düşürmüyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza yayınlanan videolardan hemen haberdar olmak için buradaki butona basarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki içeriklere tıklayarak da diğer videolarımıza ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.